bunları nasıl çözebileceğimize bakacağız. Ben Kerem Kırkıç, Zaysel'de satış mühendisi olarak çalışmaktayım. Yeni nesil güvenlik testlerinin ne kadar önemli olduğuna ve istatistiklerin ne ölçekte arttığına baktıktan sonra çözüm önerilerimize geçiyor olacağız. İlk olarak tehdit istatistiklerine bakalım isterseniz ve güvenliğin son dönemdeki değişimine birazcık göz atalım. Baktığımızda %58 oranındaki kötü amaçlı yazılım saldırılarıyla birlikte aslında küçük işletmeler hedefleniyor. Dolayısıyla kötü amaçlı yazılımların daha çok küçük işletmeleri de artık çok yakından etkilediğini görmekteyiz. Ve bu saldırıların sonucunda işletmelerin veri kayıpları, veri sızıntıları olabiliyor. Ve firmalara baktığımızda %81'i firmaların veri sızıntısı yaşadığında bunların herhangi bir veri sızıntısını önleyebilen ya da bulabilen sistemlere sahip olmadığını görüyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç aslında günümüzde küçük ölçekliden çok büyük ölçekliye kadar her türlü firmanın risk altında olduğu ve bu riskten eğer yeterli önlemimiz yoksa çok büyük oranda zarar göreceğimiz açık bir şekilde gözükmekte. Aynı zamanda bir diğer istatistik ve çalışmaya göre küçük işletmelerin %60'ında yorumlar toplandığında saldırıların geçmişe göre daha çeşitli ve daha geçmiş olduğu gözüküyor. KOBİ ölçeğinde %67'sinin son 12 ayda yani son 1 yılda saldırıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir firmanın artık 1 yıl içinde saldırıya kalma ihtimali hakikaten artık neredeyse muhtemel diyebiliriz. Çok normal olarak artık günlük hayatta her geçen gün yeni saldırılar ve yeni tehditler nedeniyle saldırılara maruz kalıyor firmalar. Baktığımızda kötü amaçlı yazılımlarla mücadelede firmaların tespit ettiği bir kötü amaçlı yazılım sayısı var. Bunu her dakika başına ortalamayla aldığımızda dakika başına 480 adet yeni tehdit düşüyor. Ve artık her 39 saniyede bir hackerların, siber saldırganların yeni bir siber saldırı yaptığı gibi bir istatistik bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor. Artık her dakika değil belki her saniye içerisinde yeni saldırılarla, yeni tehditlerle karşı karşıya geliyoruz. Ve bu tehditlerle karşı karşıya gelirken artık küçük firma, büyük firma ayrımı olmaksızın her firmaya saldırı yapılabiliyor. Ve bu saldırılara karşı yeterli güvenlik önlemi almadığımız durumda bizde veri sızıntısı olma ihtimali çok yüksek oluyor %80'ler üzerinde. Bundan dolayı artık güvenlik tehditlerini ve yeni nesil güvenlik tehditlerini engelleyebilmek adına bizim güvenlik alanında yeni çözümlere ihtiyacımız olduğu gözükmekte. Biz Zaysel olarak birçok farklı ölçekte ve farklı özellikte güvenlik çözümleri sunuyoruz. Bunlara baktığımızda VPN Firewall, bulut destekli Nebula Security Gateway, USG ve yeni duyurduğumuz ATP Firewall'larla birlikte müşterilerimize güvenlik alanında destek olmaya çalışıyoruz. Biz Zyxel olarak ICSA Labs tarafından 15 yıldır üst düzey olarak sürekli olarak sertifikalandırılıyor durumdayız. Zyxel olarak en eski firmalardan bir tanesiyiz. Bu güvenlik sertifikasına sahip olan global anlamda en üst düzeydeki başarıyla testler Zyxel tarafından gerçekleştiriliyor ve başarılı olarak, üst düzey başarılı olarak ICSA Labs tarafından sertifikalandırılıyoruz ürünlerimizle birlikte. Zyxel'in güvenlik alanındaki bu sertifikalandırılmış ürün portföyüne baktığımızda 4 tane temel seri gözüküyor. Bunlar VPN serisi, Nebula Security Gateway serisi, USG serisi ve ATP serisi olarak isimlendirebileceğimiz seriler. VPN serisi daha yeni nesil VPN ve firewall çözümü olarak konulanıyor. Özellikle
yeni nesil Software Defined Wider Area Networking teknolojisiyle birlikte çok şubeli yapılarda şubelerin birçok farklı internet bağlantısı üzerinden en optimum bağlantıyı sağlayabilmelerine olanak sağlayan bir seri. Nebula Security Gateway serisi bulut yönetimli UTM çözümü olarak geçiyor. Üzerinde antivirüs, sızma, tespit, engelleme, içerik ve uygulama filtreleme gibi fonksiyonlarla birlikte buluttan yönetilebilir, kolay yönetime sahip bir seri olarak karşımıza çıkıyor Nebula Security Gateway serisi. USG serisine baktığımızda ise USG serisi bizim klasik UTM çözümümüz, klasik yönetime sahip olan ve içinde yine bir yıl lisansla birlikte NSG serisi de benzer olarak bir yıl lisansla birlikte UTM fonksiyonlarını antivirüs, içerik filtreleme, uygulama ve sızma tespit engelleme gibi sistemleri barındıran full UTM çözümümüz olarak karşımızda. Ve en yeni nesil güvenlik çözümümüz ise ATP serisi. ATP serisi Advanced Threat Protection yeni nesil ileri düzey tehditleri önlemeye yarayan ve bulut zekasıyla birlikte bize çok daha yeni nesil tehditleri engellememize kolaylık sağlayan ürünümüz olarak karşımızda. Bugün genel olarak ATP serisinden ve ATP serisinin bize yeni nesil tehditleri engellemede sağladığı faydalardan bahsediyor olacağım. ATP serisi bizim yeni nesil güvenlik çözümümüz olarak bulut zekasını kullanarak yeni nesil tehditlerle mücadele etmemizde bize kolaylık sağlıyor. Peki geleneksel çözümlerle ne farkı var? Buna kabaca bakacak olursak, geleneksel UTM çözümleri aslında temel güvenlik işlevlerini iyi bir şekilde sağlıyor durumdalar. Bunu yapabilmek için geleneksel UTM çözümleri imzalar, sezgisel yöntemler ya da itibar analizi gibi reputation bazlı saldırı göstergelerine güveniyorlar. Ancak tabii ki yeni nesil tehditler bu fonksiyonların ötesinde daha farklı bakış açılarına sahip olmayı gerektiriyor. Advanced Threat Protection olarak ifade ettiğimiz yeni nesil ürünümüz ATP, klasik yöntemlerin üzerine bulut zekasını da ekleyerek daha aktif ve daha etkin önlem sağlayabiliyor. Buna daha yakından bakmamız gerekirse, klasik bir UTM firewall çözümü temel olarak zararsız olduğu bilinen ya da muhtemelen zararsız olan davranışlarla birlikte çok şüpheli ya da zararlı olduğu bilinen davranışları temel olarak bilebilir ve bunları işte güncellemelerle, yamalarla, imza güncellemeleriyle birlikte algılayabilir durumda. Ancak günümüzde özellikle tehdit sayısının artmasından dolayı ve tehditlerin farklılaşmasından dolayı biz çok farklı saldırı tipi görüyoruz. Tam olarak bilemediğimiz saldırı tiplerin yanında zararsız olabileceğini düşündüğümüz saldırı tipleri ya da şüpheli gözüken saldırı ya da paketler olabilir. Bu tip farklı, daha önce bilmediğimiz cihazın kendi veri tabanında bulunmayan dosya tipleri ya da saldırı trafik tipleri klasik UTM cihazları tarafından aslında net olarak algılanamıyor, belirlenemiyor durumda. ATP ile birlikte biz sandboxing ve bulut zekası kullanarak bu farklı tipte yeni tehditleri algılayabilir, bunlara ilişkin aksiyonlar alabilir duruma gelebiliyoruz. Bizim aslında yeni nesil güvenlik tehditleri dediğimiz ya da zero day olarak geçen sıfırıncı gün atakları, tehditleri, işte bu bizim aslında çok kolaylıkla bilemediğimiz saldırı veya trafik tiplerinden kaynaklanıyor. Tam olarak karar veremediğimiz, zararsız da olabilir, şüpheli de olabilir, daha önce böyle bir dosya tipi veri tabanında yok şeklinde gelen yeni tip trafikleri ya da tehditleri klasik UTM cihazları tam olarak algılayamıyor. Bunun için bizim bulut destekli yeni nesil ATP çözümüne ihtiyacımız oluyor.
Ekip serisiyle birlikte bilinmeyen yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerini önleyebilir duruma geliyoruz. Bunu yapabilmek için ATP serisi daha büyük bir cihaz üzerindeki veri tabanı kullanmak yerine cihazın var olan kapasitesiyle sınırlı bir veri tabanı kullanmak yerine bulut üzerinde daha büyük bir veri tabanını kullanarak bilinmeyen dosyaları filtrelemeye ve algılamaya çalışıyor. Bilinmeyen dosyalar eğer bulutta daha önce bulunmuyorlarsa ya da daha önce buluta gönderilmedilerse sandboxing dediğimiz fonksiyon yardımıyla buluta gönderilerek bulutta test edilerek bize bildiriliyor ve bunun sonucuna göre ATP cihazları aksiyon alabiliyor. Akıllı bulut zekası ile birlikte biz gelen tehditleri gerçek zamanlı olarak test edip veri tabanlarını bulutta global olarak güncelleyip sürekli güvenlik tehditlerine karşı önlem alabilir durumdayız. Nasıl oluyor diye bakacak olursak, biz bilinmeyen bir tehdit geldiğinde bunu sandboxing adını verdiğimiz aslında daha güvenli bir alanda emüle ederek ya daha doğrusu simülasyonunu yaparak bu dosyanın ya da bu etkinin ne ölçekte zararlı olup olmadığını anlayabilir durumdayız. Yeni gelen ve kendi cihazın üzerinde bulunan veri tabanlarıyla keşfedilemeyen dosyalar bulut üzerinde bulunan sandboxing alanında alınıyor, emüle ediliyor, inceleniyor ve davranışına bakılarak kötü amaçlı olup olmadığı anlaşılıyor ve buna göre cihazın aksiyon alması sağlanıyor. Kötü amaçlı bir dosya bulunursa bu doğrudan önleniyor ve bununla birlikte yeni güncelleme veri tabanında, bulut veri tabanında güncellenerek bulut veri tabanının daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Biz Zaysel olarak global güvenlik ekosistemine inanan bir firmayız. Tabii ki firmaların farklı yolları olabiliyor. Güvenliği sağlamak adına farklı yöntemler izleyebiliyorlar. Biz Zaysel olarak global güvenlik ekosisteminde bulunmak ve global güvenlik ekosistemiyle birlikte hareket ederek kullanıcılarımıza daha iyi değerler sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan dolayı Zaysel ATP firewall'ları globalde sürekli olarak güncelleniyor ve sürekli olarak globalde yeni çıkan tehditlere karşı yenilenerek veri tabanıyla sürekli olarak daha etkin bir şekilde çalışabilir oluyor. Biz bu amaçlı olarak endüstri lideri olan güvenlik çözümü kullanıyoruz. Sandboxing açısından Lastline firmasıyla birlikte ortaklaşa kullandığımız yönetim ve bulut tabanlı yapay zeka çözümümüz ve bulut veri tabanımız bizim sektörel olarak baktığımızda diğer firmalardan çok daha üst düzeyde başarı sağlıyor durumda. Hem fiyat açısından daha avantajlı hem de başarı olarak %100'e varan başarı sağlayan çözümle birlikte Lastline'le birlikte bulut destekli global önlem sağlayabilen, yeni nesil tehditleri engelleyebilen bir ürün ve çözüm sunuyoruz müşterilerimize. Donanımsal olarak ürünlerimize baktığımızda 3 adet ürünle birlikte ATP serimizi sunduk. Bunlar ATP 200, ATP 500 ve ATP 800 olarak geçiyor. ATP 200, 500 ve 800 3 ürünümüz de birer yıllık Gold Security Pack lisansını dahil olarak barındırıyorlar. Ve 3 ürünün de dolayısıyla tüm lisans servisleri bir yıl boyunca açık olarak
kullanılabilir durumda. Bu servislere bir sonraki saatte bakıyor olacağız. Ürünlerin donanımsal kapasitelerine bakacak olursak ATP 200 serisi 4 tane LAN portu, 2 tane Wide Network WAN portu ve 1 tane SFP portu ile birlikte geliyor. ATP 500 serisinde 7 tane Gigabit Ethernet portu var. Bu esnek olarak ayarlanabilir port. 1 tane SFP portumuz bulunuyor. Ve ATP 800 serisinde ise 12 tane ayarlanabilir yine Gigabit Ethernet portun yanında 2 tane SFP portumuz bulunuyor. Dolayısıyla SFP portlarını da barındıran özellikle ATP 500 ve 800 ile birlikte de portların esnek olarak ayarlanabildiği bir seri, ATP serisi. Firewall kapasitelerine baktığımızda ATP 200 2 gigabitlik bir firewall kapasitesine sahip. ATP 500'ün 2.6 gigabitlik bir firewall kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. ATP 800 ise 8 gigabit per second'lık bir firewall kapasitesine sahip. UTM kapasiteleri açısından da kapasiteler 450 megabit, 700 megabit per second ve 1200 megabit per second olarak ATP 800'e doğru artan şekilde devam ediyor. ATP 200'de VPN kapasitesi 400 megabit per second iken ATP 500'de 900 megabit per second ve ATP 800'de de 1.5 gigabit per second seviyelerinde bulunuyor. Kabaca söylemek gerekirse ürünlerin oldukça yüksek bir firewall ve UTM kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan da çok uygun fiyat performans oranlarına sahip ürünler. Ürünlerin lisanslanan servislerine baktığımızda ise ürünler 1 yıl Gold Security Pack ile geliyor demiştik. Bu Gold Security Pack ile birlikte 1 yıl boyunca sandboxing özelliği dahil durumda. Web security, içerik filtreleme, botnet filtreleme bulunuyor. Uygulama filtreleme, e-mail güvenliği, kötü amaçlı yazılım bloklama, anti-malware fonksiyonu, kötü amaçlı yazılımları buluttan sorgulama ve bulut veri tabanından sorgu yapabilme ve bunu güncelleme, sızma tespit engelleme, coğrafi bazlı filtreleme, engelleme özellikleri yine Gold Security Pack ile birlikte bulunuyor. Bunun yanında Gold Security Pack ile birlikte biz ATP cihazlarımızı kablosuz ağ yönetimi için kullanabiliyoruz. Ve bunu bir yıl boyunca ATP 200 ile birlikte 18 tane access pointi, ATP 500 ile 34 tane access pointi ve ATP 800 ile birlikte 130 tane access pointi ücretsiz olarak yönetebilir durumdayız bir yıl boyunca Gold Security Pack ile birlikte. Bunun yanında Gold Security Pack'in sahip olduğu en önemli avantaj SecureReporter yazılımı desteği. SecureReporter yazılımı desteği ile birlikte biz güvenlik raporlamasını yapabilir durumdayız. Ve bu güvenlik raporlaması ile birlikte aslında güvenlik açısından ağımızda neler olup bittiğini, hangi kullanıcıların ne kadar riske maruz kaldığını da algılayabilir durumdayız. İsterseniz kısaca şimdi SecureReporter'a bakalım. ATP serisinde Gold lisanslama ile birlikte gelen bu SecureReporter uygulamasının ve raporlamasının bize faydalarına göz atalım. SecureReporter ile birlikte biz aslında sektörde önemli bir açığı kapatıyoruz. Güvenlik raporlamasında özellikle birçok firmanın çok yeterli olmadığını gördük. Bundan dolayı güvenlik raporlamalarını daha iyi bir seviyede yapabilmek hem de kullanıcıların güvenlik algısını daha iyi bir seviyeye yükseltebilmek için SecureReporter ile birlikte ATP serisinde bir yıllık dahili lisansla ücretsiz olarak güvenlik raporlama servisini sunuyoruz. Peki SecureReporter genel olarak ne? SecureReporter'a baktığımızda SecureReporter bizim Zyxel güvenlik cihazlarının merkezi olarak raporlanmasını ve ağımızda genel olarak neler olup bittiğini daha net olarak algılamamızı sağlayan raporlama ve alarm mekanizmalarına sahip olan raporlama yazılımımız. SecureReporter doğrudan bulutta çalışıyor ve bu şekilde
ekstra bir sunucu kurmanıza ya da ayrıca çok operasyonel işler yapmanıza gerek kalmadan size raporlama imkanı sunuyor. Security Reporter raporlamanın yanında alarm imkanları da sunan bir yazılım ve görsel arayüzüyle birlikte hangi tip tehditlerin oluştuğunu ve ağınızın ne durumda olduğunu görebilir durumdasınız. Peki nasıl çalışıyor diye bakacak olursak, biz Security Reporter'a firewall'larımızdan gelen loglar, uygulama ve güvenlik datalarını alıyoruz. Bunları analiz ediyoruz. Zaman olarak ne zaman gelmiş, buradan verileri çıkartıyoruz, ilişkilerini kuruyoruz ve ekranda görüntülenebilir ve aranabilir veriler haline getiriyoruz. Ve Security Reporter'la birlikte ana ekranda gösterge panelinde siz tehdit durumlarını görebiliyor, raporlar oluşturabiliyor ve alarmlar alabilir durumda olabiliyorsunuz. Security Reporter'ın temel amacı şu: kim ne yapmış ve ne zaman olmuş bu? Bunu görebilmek. Bunu normalde sadece loglara bakıp aramaya çalıştığınız aslında sistem yöneticileri için oldukça uzun zaman alan bir süreç. Bunu Security Reporter'la biz kolay olarak yapabiliyoruz ve böylelikle birlikte hızlı bir şekilde ağımızda ne tip bir güvenlik tehdidi oluşmuş ve hangi kullanıcılar ne zaman bundan etkilenmiş ya da etkileniyor olabilir, bunları anlayabiliyoruz. Bunu anlayabilmemiz için tabii ki şöyle bir işlemi yapabiliyor olmamız lazım. Hangi tip bir tehdit var? Kimi hedef aldı bu tehdit? Ne zaman oldu? Kim bu saldırıyı yaptı ve saldırı nereden geldi coğrafi olarak? Bunu Security Reporter'la basit olarak görüp önlemlerimizi alabilmek için bize geri bildirim sağlayan bir uygulamayla güvenliğimizi arttırabiliyoruz. Security Reporter'la birlikte biz ağ yönetiminde kullanıcıların farkında olabiliyoruz ve böylelikle birlikte riskli kullanıcıları tespit edebiliyoruz. Riskli kullanıcılar, riskli cihazlar, bu kullanıcılar ya da bu cihazlar daha çok işte şu riskli hareketleri, davranışları yapmış, bunları algılayabilir durumdayız. Ve özellikle partner firmalarımız, bayilerimiz için en önemli faydalardan bir tanesi, tüm müşterilerinin tek bir merkezden yönetim imkanı bulunuyor. Security Reporter'la birlikte katmanlı bir organizasyon yapısı oluşturmanız mümkün. Merkezi olarak birçok müşteriyi görebilir ve bunların durumunu yönetebilir durumdasınız. Farklı farklı alanlar oluşturmak, farklı raporlar oluşturmanız her biri için mümkün. Raporların özelleşmesi kısmı, özellikle üst yönetim raporlar sunacağı zaman güvenlik işleyişinin ne düzeyde olduğunu, ne gibi riskin bulunduğunu anlatmak gerektiği zaman oldukça önemli. Bu raporları tabii ki yine klasik olarak hazırlamanız yine çok zaman alan bir iş, ama Security Reporter'la bunu hızlıca ve kolaylıkla yapabilir durumdayız. Özelleştirilmiş raporlarla birlikte özellikle istenirse belirli zamanlarda periyodik raporların gönderilmesi de mümkün olabiliyor. Bununla birlikte daha profesyonel güvenlik servisleri sunabiliyoruz müşterilerimize. Bunun yanında bildiğimiz gibi Avrupa'da GDPR, Türkiye'de ise KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kanunları aktif oldu ve bu kanunlarla ilgili cezai yaptırımlar da bulunuyor. Bundan dolayı bu kanunlar kapsamında müşterilerin kişisel bilgilerinin güvenilirliğini sağlaması gerekiyor firmaların. Firmaların hem GDPR hem de KVKK'ya uyumlu olabilmesi için kullanması gereken tabii ki temel fonksiyonlar var, güvenlik fonksiyonları var. İşte ATP ile sağlayabileceğimiz kötü amaçlı yazılım engelleme, e-mail güvenliği, sızma tespit engelleme gibi, içerik filtreleme gibi servislerle birlikte biz bu güvenliği almaya çalışıyoruz. Bunun yanında Security Reporter kullandığınızda bu kişisel verilerin loglar içinde filtrelenmesini, maskelenmesini sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bütün logların kısmi olarak ya da tamamen maskeleyebiliyorsunuz.
Bu sayede kişisel verilerin daha güvenilir olarak raporlanması mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan da GDPR ve KVKK regülasyonuna uymak için size yardımcı oluyor Security Reporter servisi. Security Reporter servisini Zyxel Firewall'ları ile birlikte hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. securityreportercloudcnm.zyxel.com adresinden doğrudan kullanıma başlayabilirsiniz. Eğer ATP Firewall'umuz varsa doğrudan Gold Security Pack lisansı ile birlikte üyesi olarak kullanabilirsiniz. Diğer Zyxel Firewall'ları için Security Reporter lisansı almanız gerekiyor. Security Reporter kapsamında da kabaca bahsedeceklerim böyleydi. Baktığımızda Zyxel'in hem güvenlik hem kablolu hem kablosuz ağ çözümleri için partnerlerle birlikte oluşturduğu ekosistemden bahsetmek istiyorum son olarak. Biz Zyxel Partner programıyla birlikte partnerlarımızı bizimle daha yakın çalışmak isteyen firmalarımıza daha çok destek verebildiğimiz bir program ve portal oluşturduk. Programla birlikte Ally, Silver ve Gold olarak 3 farklı seviyede partnerlik opsiyonumuz bulunuyor. Bu partnerlik seviyelerinde her birinde ayrı avantajlarla birlikte önemli fırsatlar sunuyoruz. Her bir Ally, Silver ve Gold partnerlik imkanı için özel indirimler artarak devam ediyor. Aynı zamanda eğitimlere davet imkanına sahip oluyor partnerlerimiz. Satış öncesi ve satış sonrası teknik destek imkanları bulunuyor. Aynı zamanda yine Silver ve Gold partnerlerimizin daha ileri düzeyde müşteri yöneticisiyle birlikte çalışmaları mümkün olabiliyor. Tabii ki her partnerlik için farklı seviyede gereksinimler bulunuyor. Örneğin Ally partnerlik katılımı için bir webinar katılımı yeterliyken Silver partnerlik için bir günlük workshop katılımı ya da Gold partnerlik için bir günlük workshop katılımın yanında teknik eğitim sertifikasyonu gereksinimleri de bulunuyor. Partner programına katılmak isterseniz katılmak çok kolay. partner.zyxel.eu adresinden partner programına katılabilirsiniz. Doğrudan kişisel bilgilerinizi ve firma bilgilerinizi doldurduktan sonra partner programa dahil olabilir durumdasınız. Nasıl katılıyoruz? partner.zyxel.eu kısmına giriyoruz. Sayfanın en üstünde iş ortağı olun linki bulunuyor. İş ortağı olun linkine tıkladığınızda sizin karşınıza profilinizde olması gereken bilgileri doldurmak için bir sayfa açılıyor. Bu sayfada ad, soyad, telefon, unvan, firma ismi gibi bilgileri dolduruyorsunuz. Burada önemli konulardan bir tanesi mail adresi olarak firma mail adresinizi kullanmanız gerekiyor. Firma mail adresini kullanarak kişisel bilgiler firma ismiyle birlikte kaydı yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki iletişim bilgilerinizi, şirket türünüzü ve şirket adınızı doğru seçiyor olmanız önemli. Ve burada kaydı tamamladığınızda bize bir bildirim maili düşüyor olacak ve partnerlik onayını daha sonra alacaksınız. Bizim tarafımızdan incelendikten sonra başvurunuz. Son olarak partner portala baktığımızda normal partner.zyxel.eu adresinden giriş yaptığınız durumda kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte Zyxel'in son dönemdeki promosyonları isterseniz demo ürün talep edebilirsiniz. Demo ürün talep sayfasından yeni özel fiyatlandırma talebi isteyebilirsiniz. Ürünlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Teknik dokümanlara, kaynaklara erişebilirsiniz. Bu kaynaklar içerisinde rakiplerle karşılaştırmalar, özellik tabloları gibi tablolar bulunuyor ve eğitim ve etkinliklere erişebilir durumdasınız. Eğer Zyxel Partner Portal'a kayıt olur iseniz firma bazında her bir kayıt için 30 TL değerinde benzin çeki kazanıyorsunuz. Dolayısıyla partner.zyxel.eu adresinden girip kayıt olmanızı tavsiye ederim. Ve aynı zamanda kayıt olarak Zyxel'in kaynaklarından daha iyi istifade edebilir durumda olacaksınız.
Genel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sorularınız olursa her zaman bize varteametsaysel.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, projelerinizi ya da ihtiyaçlarınızı bize iletebilirsiniz. Eğer bir soru yoksa webinarı bitirmek istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi çalışmalar.